Bu ülkede her dönem öğretmenlerin sorunları tartışıldı. Fakat hiçbir dönem öğretmenler bu kadar mağdur edilmedi. Her torba yasada yandaşın, sermayenin sesine kulak veriyorsunuz. Ama atanamayan öğretmenleri görmezden geliyorsunuz. 100 bin kadro açık deniyor. 500 bin atanamayan öğretmen var. Fakat iktidar diyor ki sadece 20 bin öğretmen alacağız. Peki gerisi? Geriye kalan öğretmenler güvencesizlikle, kölelikle, yani ücretli öğretmenlikle baş başa bırakılmış oluyor. Sayın Başbakan çıkıyor, diyor ki 100 bin tane öğretmen mezun oluyor. Biz nasıl bunlara iş bulalım? Diğer üniversite mezunlarına nasıl iş bulalım? Bu kadar mezun var. Ben de buradan Sayın Başbakan'a soruyorum. Sayın Başbakan, hiçbir plan yapmadan, hiçbir program yapmadan, hiçbir altyapı oluşturmadan her ile üniversite, her ilçeye yüksekokul derken sizin aklınız neredeydi? Sizin aklınız neredeydi her ile, her ilçeye üniversite açarken? Şimdi çıkmışsınız, öngörüsüzlüğünüzün faturasını bu ülkenin gençlerine ödetmeye çalışıyorsunuz. Biz bu kürsüden defalarca dedik ki bina dikmekle üniversite olmaz. Yapmayın. Öngörüsüz davranıyorsunuz dedik. Dediniz ki biz biliyoruz. Biz bildiğimizi okuruz. Fakat gördük ki yine mağdur olan, işsiz kalan, diplomalarıyla kapı kapı iş arayan bu ülkenin gençleri. Şimdi çıktı Sayın Bakan bütçede dedi ki biz Adalet Kalkınma Partisi iktidarı döneminde öğretmene %500 zam verdik. Doğru, haklıdır. Ama ek ders ücretini çıkarmış 12.11 TL'ye. Yani yerli değil, sizin o övündüğünüz ithaletten yarım kilo kıyma almaya yetmiyor ne yazık ki öğretmene verdiğiniz bir saatlik ders ücreti. Emekli öğretmenleri söylemek bile istemiyorum. Yoksullukla, açlıkla mücadele ediyorlar. Ayakta kalmaya çalışıyorlar. Sonra emekli oluyorlar. Maaşları neredeyse yarıya iniyor. Kimse seslerini duymuyor. Ben buradan köy enstitülü bir öğretmenin torunu olarak, bir öğretmen annenin oğlu olarak önce 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sonra da hükümete samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi bir müjde verelim. 3600 göstergeyi kabul edelim. Unutmayın ki ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bu ülkeyi geleceğe taşıyacak öğretmenlerdir. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de Sayın Adıgüzel.